Fethiye'den Bozburun'a geçtik. Şahinerlerin orada evi varmış. Bizim köyde olduğumuzu öğrenince ısrar kıyamet evlerine davet ettiler. Oğlu ablama asıldı. Hangisi, küçüğü mü büyüğü mü? Küçüğü. Ay nasıl sinir bir çocuk size anlatamam. Büyüğü de ondan aşağı değil ya. Yapış yapış sürekli ensemdelerdi. Ama iyi eğitimli, düzgün çocuklar diye duymuştum. Ay tam ukala ikisi de. Sürekli kendini anlatan tiplerden. Ablamı konuşturmadılar ikisi de. Ondan bozuldu. Hadi oradan. Kaçacak delik aradım ben. Bir de tutturdular piyano çal diye. Babam da ısrar etti onları oyup. E çalsaydın. Çaldım. Ama kudurdum sinirden. Ertesi gün tekneden başımı çıkarmadım. Ama tatilin sonrası iyi geçmiş. Yani. Bodrum'da çok eğlendim. Bizim okulun tamamı oradaydı. Gazeteciler yine ablamın resmini çekti. Bir kere. Sonra babam yasakladı Türkbükü'ne gitmemi. Babamı arayacaktık. Aa evet. He. Ben arayayım. Hem bir hoş geldiniz derim. Daha iyi olur. Yeni proje için bakanlıktan onay çabuk çıkmış, sevindim. Evet, çok büyük destek var. İsminiz yeterli. Ben kalkayım, çok vaktinizi aldım. Estağfurullah. Öğlen yemeğini birlikte yiyelim. Yemeği dışarıda yiyeceğim. Babama söz verdim. Ne zamandır görüşmüyoruz. Anladım, peki. Merhaba Matmazel. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Nihal'le Bülent'i karşımda görünce canlandım vallahi. Çok iyiyim. Tatilin bittiğini üzülmediniz yani. Aa, olur mu? Erken döndüğünüzde çok sevindim. Onlar da sizi sayıklıyorlardı. Hep kulaklarınızı çınlattık. Öyle mi? Çocuklarla keyif yapıyoruz şimdi benim evde. Harika. Eğer izin verirseniz bu gece bende kalabilirler mi? Gayet tabii. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz o zaman. Bihter Hanım'a selamlar. Söylerim. Size iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Tamamdır. Hadi yerlerinizi ayarlayalım. Hadi. Babam bu gece Bihter'le baş başa kalacaklar diye telefonu kapatır kapatmaz dans etmeye başlamıştır. Firdevs Hanım dönüyor. Unutuyorsun. Evet. Bihter genç bir kadın. Yarın öbür gün verdiği karardan pişman olabilir. Ben ne istediğimi biliyorum Firdevs Hanım. Onun da emin olması için istediği kadar beklerim. Acelem yok. Zaman sizin için önemli olmalı aslında. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Gençlikteki hırslar, telaşlar çok geride kaldı. Şimdi sadece mutlu, huzurlu, telaşsız, dolu dolu yaşamak için bir telaşım var. Tabii bütün ailemle birlikte. Hayat arkadaşımla, çocuklarımla. Bu ne büyük aşkmış böyle. Yanı başımda ne yangınlar yanıyormuş da haberim yokmuş. Hayat. Bazen mutlu tesadüflerle büyük acılar içinde karşılaşıyor insan. Bunu es geçmemek, fark etmek büyük şans. Hüzün içinde birbirini tanımak en sahici süreç aslında. Bana artık galiba bu durumu kabul etmek düşüyor. Susuyorum. Sizi ikna ettiğime sevindim. Yanılıp yanılmadığımı zaman gösterecek Adnan Bey. Thank you.
Thank you.